Sevgili izleyicilerimiz, Dortmund'dayız. İftar vaktine çok az bir zaman kaldı. Başkanımızla beraberiz. Başkan, neler söylemek istersiniz? Bütün İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ilk önce. Ve sizlere de bu imkanı bize tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Başkanım, camilerimiz kapalı. Evet, ne yazık ki bu sene koronada virüsünden dolayı camilerimiz kapalı. Ama biz dernek başkanları olarak, hocalarımız olarak vatandaşımıza daha nasıl iyi hizmet edebiliriz diye düşündük ve bazı sosyal medya üzerinden vatandaşımıza ulaşıp onlarla camiler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek, bu aradaki bağı koparmamak için onlara sosyal medya üzerinden, mesela Facebook üzerinden, YouTube üzerinden hem mukabelemizi yapıyoruz, hem akşam ezanınızı şimdi seyredeceğiniz gibi okuyoruz, hem sohbet ediyor hocamız yine Facebook üzerinden. Yani camilerimiz kapalı olsa da biz vatandaşlarımızla beraberiz ve onlarla birlikte bir şeyler yapıyoruz. Evet, Ramazan mesajınız izleyenlerimize ne olur? Evinizde kalın, sağlıklı olun. Çünkü bu olay zor bir olay, kolay değil. Onun için sağlıklı olmalısını vatandaşlarımızın hepsinden temenni ediyorum. Ve evet, sizlere de teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz bu şekilde Ramazan ayından önce de camilerimiz gezdik. Oradan canlı canlı Dortmund genelinde, Hamda Bilmen'de ezanları vermeye çalıştık. Enel bir gündem gazetesi olarak da sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Millet ezanlara hasret, millet camiye hasretti. Güzel bir uygulama oldu Dortmund genelinde de, Enel genelinde de. Bize teşekkür ediyoruz emeği geçen yetkililere. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bizim sesimizi vatandaşlara duyurduğunuz için. İnşallah bundan sonra ezanlarımız bu Ramazan boyu devam edecek. Ramazan'dan sonra da yine biz burada ezanımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ramazan'dan sonra da evet, öyle vakitler okumayı düşünüyoruz. Öyle vakitler. Evet. Öyle bir şeyimiz de var zaten, bizim izinimiz de var. Süper. O zaman belediyeye teşekkür ederim. Tabii bu arada bu imkanı bize tanıyan Dortmund Belediyesi'nde teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Evet, ezan vaktimiz yaklaşmak üzere. Sevgili izleyicilerimiz, bu akşam Dortmund Ewing Selimiye Camii'ndeydik. Sizlerle başkanımızla beraber görüşmemizi yaptık. Şimdi Dortmund için akşam ezan diyoruz. Allah iftarlarınızı, orucunuzu kabul etsin. Herkese hayırlı Ramazanlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin orucunuzu da, Ramazanınızı da. İnşallah. Bu Ramazan ayı ne kadar camilerimizden uzak kalsak da inşallah Teala bu Ramazan ayının güzelliklerini evlerimizde, ailelerimizle beraber en güzel şekilde geçirmeye çalışalım. Bu temennilerle gurbeti Almanya'da yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizin de mübarek Ramazan ayını inşallah Teala kutlayalım.
Rabbimiz inşallah içerisinde bulunduğumuz durumdan en kısa sürede kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Teşekkür ederim. Amin. Peki hocam, Ramazan'la alakalı öğrencilere çalışmanız devam ediyordur. Ama bir Ramazan'la mukabeleler başladı mı? Neler yapıyorsunuz? Ramazan ayıyla ilgili olarak tabii ki mukabelelerimiz başladı. Sosyal medya platformlarından mukabelelerimize devam ediyoruz. Bununla ilgili duyurularımızı yaptık. Şu anda ikinci cüzümüzü de okumaktayız. Öğrencilerimizle ilgili olarak da bu süreç başladığından beri uzaktan eğitimle Kur'an kursu derslerimize katılan öğrencilerimize, yine aynı zamanda gençlerimize sohbetlerimiz, derslerimiz devam etmekte. Tabii bu süreç daha uzun zamandan beri devam etmekte. İnşallah bitene kadar da elimizden geldiğince öğrencilerimize, gerek cemaatimize, gençlerimize desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz. İlk böyle bir Ramazan oldu. Daha önce başımıza gelmedi böyle bir Ramazan. Bunda da vardır bir hayır diyoruz. Tabii biz Müslümanlar için her şeyde bir hayır aramak gerekiyor. Burada da, bu mübarek ayda da belki camilerimizde ibadet edemiyoruz. Belki bir takım kısıtlamalarla karşılaşıyoruz, zorlanıyoruz. Ama sabrı Peygamber Efendimiz bizlere tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sabredenleri övmekte. Bu noktada da biz bu süreçten, bu mücadelemizi yine imani olgunluğumuzla elimizden geldiğince sabrederek, yeri geldiğinde nimetlere şükrederek bu süreçten kurtulmayı inşallah Allah-u Teala bize nasip eylesin diyelim. Peki hocam, son olarak gerek kendi cemaatiniz, gerek bizi izleyen Müslüman kardeşlerimiz Ramazan ayını nasıl değerlendirebilirler? Evlerinde kalacaklar. Tabii evlerimizi inşallah mescide çevirelim diyoruz bu Ramazan ayında. Ailelerimizle beraber iftarlarımızı yapalım. Teravihlerimizi beraber inşallah cemaat olarak kılalım. Mukabelelerimizi evlerimizden takip edelim. Öğrencilerimizi uzaktan eğitime katılmaya teşvik edelim. Böyle evlerimiz bir Ramazan mabedine inşallah dönsün. Bu şekilde sağlığımıza dikkat edelim. Uymamız gereken tedbirlere azami ölçüde tabii ki dikkat edelim. Böyle sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde. Tabii biraz da buruk olsak da yine bunu fırsata çevirerek bu burukluğu da gideririz diye düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede de yine eski günlerimize döneriz. Evet, bizler de caminin açılmasını dört gözle bekliyoruz ama sağlık şu an daha önemli. İbadet edebilmemiz için, işte ailemizin geçimini temin edebilmemiz için, her şey için önemli olan, en başta gelen şey sağlıklı bir vücuda sahip olmak. Tabii bu sağlığımızı koruyabilmemiz için de yaşadığımız yerde, işte devletimiz ne gibi kurallara uymayı bizlerden istiyorsa onlara uymamız bizim altımızda. Bu yüzden yeri geldiğinde Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda, İslam'a baktığımızda, ibadetlerde sağlıkla ilgili bir problem yaşandığında Allah-u Teala'nın kolaylık prensibi devreye girmektedir. Dolayısıyla böyle bir durumda da bizim için çok önemli olan ibadetlerimiz biraz daha ötelenebiliyor. İşte bunları bireysel anlamda yerine getiriyoruz. Sağlığımız bizim geleceğimiz için de önemli olduğunda bu noktada öncelik sağlığımız, sağlığımıza dikkat etmemiz için ne öneriliyorsa onları yerine getirmeliyiz. İbadetlerimize de Allah-u Teala'nın bizlere sağladığı kolaylık prensibini kullanarak tabii ki devam etmeliyiz. İnşallah sabırla, şükürle bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Dortmund'daydık bu akşam. Ramazan'ın ilk iftarını, ilk akşam ezanını canlı canlı sizlere vermenin heyecanını, coşkusunu bizler de yaşıyoruz. DİTİB Evink Selimiye Camii'nden herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz.